Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle sizlere tekrardan bir yavrular gösterelim. Bu arada arkadaşlar, şehir dışına gönderimlere başlıyoruz. Bilginiz olsun. Eğer ki şehir dışından kuş almak isteyen arkadaşlar varsa bize Instagram'dan ulaşabilirler. Instagram hesabımızı da yorumlar ve açıklama kısmına ayrıyeten bırakacağım. Oradan detaylı bilgileri alabilirsiniz. Şehir dışı gönderimleri artık yapıyoruz. Bunun da haberini sizlere vereyim şimdiden. Japon eserimizi buraya aldım çünkü şuradaki kafes içerisinde buraya açtığımız zaman o dişi olan, özellikle şu dişi, erkek kaçmıyor fakat tepeli dişi o boşluktan dışarıya çıkıyor. İkidir böyle bir durum olmuş. O yüzden kafeslerini değiştirdik, buraya aldık. Şimdilik kafeslerimiz bazıları boş. Damızlık yavrular ayıracağız ileriki süreçte. Onlardan da inşallah çift olarak bir şeyler ayıracağız, bakacağız. Bunlar halen boştalar. Bilmiyorum, belki havanın sıcaklığından dolayı mı, uzun zamandır halen boştalar. Bir türlü yavru alamadık. Zaten kısmetimiz bunlarda sıkıntıydı. Bunda da kuyruklar ve kanatlar çıkmaya başlamış ama çok böyle bir kıvrık kıvrık. Onlar da pek kalacağını düşünmüyorum. Dökülürler onlar da. Pek sabit kalacağına şey yapmıyorum. Yavrular çoğaldı. Kafes altlarını temizlediğimiz halde tekrardan çok çabuk kirleniyor. Birazdan tekrardan kafes altlarını temizleyeceğim. Buradaki yavrumuzu aldık, aşağıya indirdik. İki tane whiteface yavru vardı. Dişimiz yavrulara çok fazla bakmamış, çok besleyememişti. Çok az vardı kursaklarında. Hem ayrıyetten dişiyi de yormayalım dedik. Bu kuluçkada da biz el besleme yapalım. Aşağıya indirdim, el besleme yapacağım. Onun da videoları yakında gelir. Şimdilik böyle. Şu yuvalığı değiştirdim bir de. Şu yuvalık biliyorsunuz buradaydı, bunların yanındaydı. Fakat bunlar da bu uzun zamandır böyle bir durgun oldular. Ki en iyi çalışan kuşlarımızdı. Demek ki işte olabiliyor. Yani üretimhanede en iyi çalışan kuşlarımız, en fazla kuş veren yavrularımız, hani kuşlarımız. Fakat uzun süredir şu an boştalar. Kesildiler. Bekleyeceğiz işte. O yüzden dedim bu yuvalığı çıkarayım. Normal sabit, biraz daha hani boyutu kare, birbirlerine eşit olan boyutta bir yuvalık vardı. Onu takalım dedik. Dişimiz devamlı yuvalıkta. Bugün bakmadım da yavru da içeriye girmiş. Yavru da içeride. O daha yeme düşmedi. Evet, bir tane yumurta var. Şuradan görebiliyor musunuz? Evet. Dişi bir tane yumurtlamış. Bunun tarihini de atarım. Yeni yumurta gelmiş. O yavruyu da büyük ihtimal yeme düşmüştür. Onu da vermek lazım. Çünkü bizim bir arkadaşa bu Japon eserle... Bu, ne yapıyor bak. Şu Lutino ile şu klasik yavru bir arkadaşa verecektik. Bu Japon eserle takas etmiştik. Onları vereceğiz işte. Yeme düşmesini bekliyorum yavrunun. O da yakın süreçte düşer. Biraz tembellik yaptı. Lutino çok öncesinde düştü yeme ama bu bayağı bir tembellik yapıyor. Kızım. Sağdaki dişi bu arada. Soldaki erkeğimiz. Yine bir bakalım ya. Yok. Dört tane yumurta var bunların da. Yakında inşallah çıkacak yavrular. Artık çıkmaya yakın yumurtalar. Şimdilik bu durum bu arkadaşlar. Yakın süreçte tekrardan güzel videolar gelecek. Fakat şu aralar çok fazla ilgilenemedim YouTube'la. Hele ki şehir dışına gittik geldik. O süreçte zaten video atamadık. Bayağı bir şey oldu. Aksattık kanalı. Yavruyla baba kavga ediyor bu arada. Git artık diyor yani. Yeter, yeme düş git. Bizi rahat bırak diyor. Onu da bugün yarın şey yaparım ya. Ayrı bir kafese koyar, bir kontrol ederim birkaç gün. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.